4KT ekranlarından yeniden herkese merhaba. Yeni sezonda KOBİ Destek'le yeniden karşınızdayım. Ben Hande Demirel. İlk bölümünde yeni sezonun e-ticaretin lojistiğini konuşacağız. Son derece önemli bir konu. E-ticarette epey bir ileriye gidildi ama en önemli bileşenlerinden işi doğru ve karlı yapmanın en önemli araçlarından bir tanesi doğru lojistiği yapabilmek. Navlungo'nun ortaklarından Park Palet Bay Navlungo'nun CEO'su sevgili Alp Çiçek daha bugün benimle birlikte. Alp Beyciğim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biz e-ticaretin lojistiğini konuşacağız ama Navlungo bu konuda şirketlere önemli destekler veren bir yapıya sahip. Önce o yapıyı bize anlatın ki herkesler neden sizinle konuştuğumuzu anlasınlar. Ne yapar Navlungo? Park Palet by Navlungo, yine Navlungo'nun bir alt yapılanması, bu işe nasıl destek verir? Tabii ki. Biz Navlungo olarak bir e-ticaret lojistiği ve e-ticaret depolaması platformuyuz. Aslında bir teknoloji platformu olarak tüm hizmet sağlayıcıları platformumuza entegre ederek Türkiye'deki e-ticaret satıcılarının yurt dışında satış yapmalarının lojistik altyapısını sağlıyoruz aslında. Navlungo yeni bir, genç bir startup ama çok hızlı büyüdü. Bunun arkasında hem e-ticaretin hem de e-ihracatın hızlı büyümesi var aslında. Biz bundan 3 sene önce yola çıktığımızda ilk başta işin küçük e-ticaret satıcılarının yurt dışında değişik pazar yerlerinde yaptıkları satışların gönderilerini yapmakta karşılaştıkları zorlukları aslında çözmek için yola çıktık. Orada oluşturduğumuz bir teknoloji platformuyla çok sayıda farklı göndericinin yapısını sistemimize entegre ederek e-ticaret satıcılarımızın çok basit bir şekilde mağazalarını sistemimize entegre edip oradan düşen siparişlerinin kargolarını satın alıp hiçbir zorluk yaşamadan hemen oradan satın alıp göndermelerini sağlıyoruz. Bu yapıyla çok hızlı bir büyüme yaşayan Navlungo şu anda aşağı yukarı 6.000'den fazla müşteri kapasitesiyle ayda 30.000'den fazla yurt dışına gönderi yapıyor. Bunun yanında yavaş yavaş da geçtiğimiz seneden beri de birazcık daha büyük ölçekli müşterilerin, daha çok KOBİ'lerin yurt dışına yaptıkları ihracatlarının B2B olarak, yani firmalar arası yaptıkları ihracatların palet bazlı, konteyner bazlı gönderilerini de üstlenmeye başladık. Orada da büyük bir Navlum gönderi ekibi oluşturarak işin o tarafına da destek vermeye başladık. Ve en son olarak da bünyemize benim kurucusu olduğum Park Palet'i de katarak artık hem Türkiye'de hem de yurt dışında e-ticarete yönelik olan depolama hizmetlerini, Türkçesinde sipariş karşılama denilen, İngilizce'de fulfillment olarak tanımlanan e-ticaret depolaması hizmetini de vermeye başladık. Bu sayede firmalara artık uçtan uca e-ticaretin hem Türkiye'den direkt isterse son tüketiciye gönderisi, isterse buradan bir ara depoya gönderip oradan son tüketicilere ya da firmalara teslimatının yapılması ya da yurt dışında iyice büyüdükten sonra da stok tutarak yurt dışında orada pazar yerlerine bağlanarak satışlarını yapmalarını ve bunların tüm lojistik altyapısını sağlıyoruz aslında. 6000 tane müşteriden bahsediyorsunuz. Bu güzel bir portföy ve bunun içerisinden aslında analizler yapabiliriz. Türkiye'de e-ticaretin lojistiği noktasında şirketlerimiz neredeler? Nerede eksikler var? Bu eksikleri tamamlamak için neye ihtiyaç var? Biraz bu örneklem üzerinden anlatabilir misiniz? Tabii. Zaten küçük e-ticaret satıcılarında bu büyük bir problem. O yüzden lojistik desteğe yoğun şekilde ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden de bizim hızlı büyümemiz o tarafta. Ancak KOBİ'lerde de birçoğunda tam anlamıyla bir oturmuş lojistik departmanı olmuyor çoğu zaman. Bu bazen satın alma üzerinden, bazen tedarik zinciri yönetimi üzerinden, bazen de direkt şirket sahibi üzerinden gidiyor. Orada da yurt dışına gönderileri yaparken doğru göndericiyi sağlama, doğru depoyu bulma, farklı ülkede farklı depoyla anlaşma, kendi operasyonuna, hacmine, ürününe göre depoyu veya hizmet sağlayıcıyı bulmak çok uzun süreler gerektiren zor süreçler oluyor. Biz işte bunu bir şekilde basitleştirdik aslında. O sayede de KOBİ'lerin hızlı bir şekilde lojistik hizmetlerine ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Burada işin en önemli kısımlarından bir tanesi aslında bu işin teknoloji altyapısı. Çünkü bildiğiniz gibi e-ticaret yoğun olarak pazar yerleri üzerinden yapılıyor. Ya da firmaların kendi adlarını kurdukları bazı e-ticaret altyapıları üzerinden gelişen siteler üzerinden yapılıyor. İşte bizim burada sağladığımız yapı hem gönderi hem de bu fulfillment ve depolama tarafında bütün bu pazar yerlerine ve e-ticaret altyapılarına entegre bir yazılımımız var. Bu yazılım sayesinde hem depo yönetim sistemlerine de bunu bağladık. Müşterilerimiz bizim üzerimizden ister gönderilerini, isterse de tüm depolama faaliyetlerini tek bir platform üzerinden pazar yerlerini ve e-ticaret altyapılarını bizim sistemimize bağlayarak hepsini, bunların takip, satın almalarını, yönetimini ve takip edilmeyi karşılayabiliyorlar. Şimdi en önemli tarafımız bu.
çok özür diliyorum lafınızı böldüm ama dünyada da bu iş böyle mi yapılıyor? Yani ne kadar şirketlerin bu tip altyapı destek hizmeti alıyor sizin gibi şirketlerden? Aslında bu büyük ölçüde bu hizmeti zaten bir şekilde almak zorunda olduğunuz bir alan. Birçok firma kendi depolarını açıyorlar, göndericilerle bazen kendi anlaşmalarını yapıyorlar. Ama bizim gözlemlediğimiz yavaş yavaş özellikle e-ticaretin ve genel olarak ticaretin biraz daha böyle bizim gibi platformlara kaymaya başladığı. Çünkü platformlar üzerinden çok sayıda göndericiyle en uygun, sizin şartlarınıza en uygun fiyat ve operasyona girebiliyorsunuz. Ve bunları tek bir panel ve tek bir sağlayıcı üzerinden takip etmenizi sağlıyor. O yüzden bizim gözlemlediğimiz, biz açıkçası Türkiye'den çıkan ve Türk firmalara hizmet vermeye başlayan platformlar arasında bu üçten üç hizmeti de bir araya getirerek veren az firmalardanız ama yurt dışında bu alanda büyük gelişmeler sağlanmaya başlandı açıkçası. Yine nelere dikkat etmek noktasını anlatıyordunuz, en kritik konulardan bahsediyordunuz. Nasıl devam edelim? Açıkçası şöyle, özellikle e-ihracata başlanıldığı zaman bizim gibi özellikle lojistik tarafında hizmet alacağınız firmalar var. İşin işte yurt dışında şirket kurulması gerekiyor, bu konuda hizmet sağlayıcılar var. Dijital pazarlama çok önemli, orada hizmet sağlayıcılar var. Burada aslında doğru partiler yavaş yavaş Türkiye'de bütün KOBİ'lerin ve e-ticaret satıcıların hizmetine gelmeye başladı. Burada aslında e-ticaret satıcılarına, markalara ve KOBİ'lere düşen bence en önemli görev doğru ürünün tanımlanması. Yani hem gerek bu kendi ürettiği bir ürün olabilir ya da kendisi bir uygun tedarikçilerle bir araya gelerekten uygun ürünlerin ortaya çıkartılması olabilir. Birçok e-ticarete ve ihracata yeni başlayan firmalar farklı farklı yöntemler yapıyorlar. İşte dropshipping yöntemiyle gönderenler var. İşte farklı farklı ürünleri toparlayıp bunların uygun fiyatlarla piyasaya çıkaranları var. Ama bence sürdürülebilir ve ileriye dönük olarak da potansiyel vaat eden taraf KOBİ'lerimizin kendi ürünlerini markalaştırmaları. Eğer siz bir üretici değilseniz de uygun KOBİ'lerle, uygun üreticilerle anlaşarak kendi ürünlerinizi, buna white label denilen kendi markalarınızı yaratarak bunlar üzerinden hem pazar yerlerinde hem de kendi siteleriniz üzerinden çıkmak, satışa başlamak. Tabii bu işin altyapısını doğru yaptığınızda, uygun partnerlerle çalıştığınızda epey bir yol kat ediyorsunuz. Ama bunun yanı sıra pazarların potansiyeli, coğrafyanın dinamikleri, rekabetin düzeyi, bu tip konular da önem kazanıyor diye düşünüyorum. Hem e-ihracat tarafına baktığımızda hem de ticaretin geneline. Sizin yine birlikte çalıştığınız müşterilerinizden tecrübelerinizle özellikle Türkiye'deki KOBİ'ler için fırsatlar nerede? Açıkçası yani e-ticaretin en büyük pazarlarına baktığımızda tabii ki Amerika çok ciddi bir pazar. Özellikle burada Amazon üzerinden satışlar yapmak oldukça başlangıç stratejisi için uygun. Burada çok farklı farklı stratejiler, farklı pazar yerleri var. O yüzden en önemlisi bir baştan düzgün araştırma yaparak benim ürünüm en çok hangi pazar yerlerinde gidiyor, hangi pazarlarda satılıyor diye araştırmalar yapmak. Bu konuda bizim de beraber çalıştığımız, özellikle başlattığımız bir küçük işletme hareketimiz var. Orada mümkün olduğunca biz KOBİ'lerimize, küçük e-ticaret satıcılarımıza bu bilgileri baştan danışman ortaklarımızla beraber vermeye çalışıyoruz aslında. Ki bu konularda nasıl bir stratejiyle başlasınlar. Çünkü biz e-ticaret lojistiğinde kendimizi öyle bir şekilde yapılandırdık ki farklı farklı her modda hizmet verebiliyoruz. Tek bir çözüme müşteriyi dayatmak gibi değil de çünkü kimisi için en uygunu aslında ürünlerini buradan değişik pazar yerlerine tek tek göndermek en uygunu olabiliyor. O zaman o hizmeti sunuyoruz. Eğer birazcık daha büyüdüğü zaman belki tek bir pazar yerine fokuslanıp onun üzerinden satmak uygun oluyor. Buna göre biz strateji oluşturuyoruz. Yani en uygunu bir baştan doğru araştırmayı yapmak ama biz burada lojistik hizmetine başlamadan önce de o konuda da destek veriyoruz firmalarımıza. Bu konuda bir de benim hani burada belirtmek istediğim önemli konulardan bir tanesi de bazen ihracata başlarken özellikle şu andaki hani kur değişikliklerinden dolayı da bazen dışarıdaki lojistik maliyetleri, dışarıda bu işe girmek için baştan yapılacak harcamalar firmaların gözünü korkutuyor. Fakat burada bizim şu anda Ticaret Bakanlığı'nın ve oradaki ihracat daire başkanlığı yaptığı çok güzel çalışmalarla iyi bir takım teşvikler devreye girdi. Yani doğru yapıldığı takdirde birçok pazara giriş, oradaki dijital pazarlama aktiviteleri, onun ötesinde bizlerden alacağınız e-ticaret depolama, fulfillment hizmetlerinin de büyük bir kısmını teşvik olarak geriye almak imkanlı.
Bu çok güzel haber. Çünkü ne olursa olsun para kazanmak için para harcamanız gerekiyor. Ve her şeyi doğru yapsanız da eğer elinizde finansman yok ise ya da doğru bir finansman yok ise o da önemli. Başarıya doğru ilerleyemiyorsunuz ve Türkiye'de evet. de önemli eksiklerden bir tanesi finansman, finansmana erişim hele ki içinde bulunduğumuz konjonktürde. O noktada da şundan da bahsedeyim. Bu teşviklerin yanında da yeni bir takım çözümler de geliştirmeye başladık bazı finansman ortaklarımızla beraber. Hı-hı. Özellikle bu şimdi yüksek sezonlara giriyoruz. Bu son çeyrek biliyorsunuz e-ticaretin, e-ihracatın patladığı dönemler. O dönemlere hazırlık yaparken eğer ek stok için finansman ihtiyacı olanlara o zaman ortaklarımızla beraber bir finansman modeli de geliştirebiliyoruz. Hı-hı. Öyle bir çalışmamız da var. Yani yapmaya çalıştığımız aslında işin lojistiği en önemli ama bu bir ekosistem. Hı-hı. Biz o ekosistemin içerisindeki tüm paydaşlarla beraber aslında her türlü desteği verebilmek istiyoruz. O doğrultuda da düzenli olarak eğitimler. Ve bu eğitimleri sadece İstanbul bazında da tutmuyoruz aslında. Çünkü üretici KOBİ'lerimizin birçoğu büyük üretim şehirlerinde Bursa, Denizli, İzmir, Antep, Kayseri. Hı hı. Buralarda düzenli olarak da biz de seminerler yaparak orada hizmetleri anlatarak bir şekilde e-ihracata hızlı bir şekilde girmelerine destek olmak istiyoruz. Peki 3 yıldır faaliyettesiniz. O 3 yıl içerisinde bir performans ölçümü yapabildiniz mi? Pazarı yakından takip ediyor olsanız gerek. Çünkü nihayetinde tabii. müşterileriniz o pazarın içerisinde aktifler. Hani Türkiye'de hem e-ticaretin hem e-ihracatın gelişimi noktasında bir kere rakamlar verebilir miyiz? İkincisi de bu rakamların nasıl geliştiğini gözlemliyorsunuz. Bir de tabii gelecek senaryonuz ne doğrultuda onu da öğrenmek isterim. Tabii. Biz açıkçası yani şu anda Türkiye'de daha çok sınır ötesi e-ticarete ve ihracata yoğunlaştık. Orada şu anda rakamlar yıllık Türkiye'de 2.6 milyar dolarlara geldi ama dünyadaki büyük cross border'ın içerisinde sınır ötesi ticaretin içerisinde hala çok küçük bir noktadayız. Yani hı hı. ekonomik kapasitemizin çok altındayız. O yüzden de orada gideceğimiz çok yol var. Biz de o açıdan önümüzü çok açık görüyoruz burada. Çünkü bizim şu anki son 2 sene içerisindeki büyümemiz bu sene mesela gelecek senenin 3 katı kadar bir ciro yapıyoruz dolar bazında. Çünkü bütün gelirlerimiz döviz olduğu için orada ciddi bir büyüme yaşadık. E-ticarette bu pandemi sonrası birazcık Türkiye'de ufak bir düşüş yaşansa da işin e-ihracata girmek ve oradaki kapasitesini arttırmak isteyen firma sayısı çok olduğu için hı-hı. müşteri sayımızı ciddi şekilde arttırıyoruz. Burada bizim de ileriye dönük olarak büyüme stratejimiz şöyle. Biz müşterilerimizin ihtiyacı olduğu bütün pazarlarda depolar kurduk. Depo anlaşmalarımız var. Amerika'da bir kendi depomuz var. Şu anda onu %80 kapasiteye geldi. Şimdi ikinci bir depo açıyoruz orada. İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Polonya'da, Romanya'da ve Dubai'de depolarımız var. Bir kısmı direkt kendi işlettiğimiz, bir kısmı sistemimizin içerisinde bizle entegre oluşan, çalışan iş ortaklarımız üzerinden. Hı hı. Yakın zaman içerisinde burada da ciddi sürprizlerimiz var. Bazı sektör bazlı özel soğuk havaya yönelik bir takım yatırımlar da yapıyoruz. Orada da bir takım girişimlerimiz olacak. Yani hedefimiz burada hem küçük e-ticaret satıcıları, biraz daha büyük markalarını oluşturmuş KOBİ'ler ve büyük e-ticaret markalarımıza da ihracat konusunda destek olabilmek. Hı hı. Orada da büyük markalarımızın da şöyle şeyleri olabiliyor. Kendileri bütün lojistik olarak güçlü bağlantılarıyla altyapılarını kurabiliyorlar ama iadeler konusunda yurt dışında ciddi problem yaşanıyor. Hı hı. Biz orada birçok markaya da şimdi iade konusunda destek olmaya başladık. Onların yurt dışında yaptıkları satışları kendi iade depomuza çekip orada tekrar stoğa kazandırmak, gerekirse onları toplayıp konsolide edip tekrar Türkiye'ye çekmek gibi çözümler yaratıyoruz. Onun ötesinde de hedef olarak da şu anda daha çok Türkiye'deki ihracatçıların yurt dışına açılış kapısıyız ama hı hı. yavaş yavaş Türkiye'den tedarik yapan yabancı firmalar da bizim müşterimiz olmaya başladı. O tarafı da çok sevdik. Çünkü hı hı. o da aslında Türk ekonomisine ciddi katkıda. Bazı KOBİ'lerimiz kendileri e-ticarete ya da e-ihracata kendileri girmek istemeyebilirler. Hı hı. O zaman da birçok yabancı firma onlardan tedarik yapıyor. Biz onların burada depolamasını ve gönderilerini yapıyoruz. Hı hı. Yani böylece hem Türkiye'ye bir yatırım hem de gene Türkiye'den de ihracatı sağlayan bir çabalar oluyor. Çok önemli bir katkı, çok önemli bir hizmet baktığınızda. Çok da yaratıcı ve yeni döneme uygun bir iş modeli aslında. Sizin faaliyet gösterdiğiniz alanda rekabet nasıl?
Açıkçası şöyle, özellikle dünya çapında şu anda ciddi anlamda bir platformlar bazında bir büyüme oluyor. Hı-hı. Orada bir takım rekabet şeyimiz var ama Türkiye'den ve dünyanın bu tarafından çıkan açılan kapılar tarafında hala daha ben gidecek çok yer olduğunu görüyorum. Bizler gibi firmaların çıkmasını da çok istiyoruz, daha fazla olmalarını. Bazı işin tekil gönderiler tarafında firmalar var, işte navlun gönderi B2B tarafında platformlar var, depolama platformları var ama biz burada üçünü bir araya birleştirerek önemli bir farklılık yarattık. Daha fazlalarının da gelmesini istiyoruz. Bir de ana hedefimiz de aslında bu Türkiye'nin dışarıya açılan bir e-ticaret lojistiği firmasından yavaş yavaş artık yurt dışında açtığımız depolarla işte İngiltere'den Amerika'ya, İngiltere'den Avrupa'ya, başka ülkeler arasındaki e-ticarete de yavaş yavaş el atmaya başladık açıkçası. Hedefimiz global bir oyuncu haline gelmek bu e-ticaret. Peki, ve müşterilerinizle proje bazlı mı çalışıyorsunuz? Böyle aylık ücretler, yıllık ücretler mi oluyor? O taraftaki durum nasıl? Yani nasıl sizin hizmetlerinizden yararlanabilir KOBİ'ler? Çok dinamik bir yapımız var. Çok hızlı bir şekilde bizden mesela örnek olarak düşünelim, işte Almanya'ya satış yapan bir firmasınız. Bizim üzerimizden çok hızlı bir şekilde talebinizi oluşturabiliyorsunuz. Biz çok hızlı sizin operasyonel süreçleriniz hakkında bilgi edinip hemen anında size çok temel bazı parametrelerle rakamlarımızı verip hemen anlaşıp hızlı bir şekilde pazar yerlerinizi de bağlayıp bizim şu anda böyle 2-3 günler içerisinde operasyonlara başladığımız projeler oldu. Kimi bazı müşterilerimiz bazı süreçleri başlatmış. İşte Amazon'a konteynerla ürün göndermiş fakat orada bir takım sorunlar yaşamış, onları bir depoya çekmek istiyor. Biz arayolda devreye girip onları kendi depomuza çekip orada hizmete başladığımız durumlar oluyor. Yani bizim için hız önemli, esneklik önemli. Bütün bir startup ve girişim olmanın dolayısıyla müşterilere hizmeti o şekilde yoğunlaştırıyoruz. Yani sürecin her aşamasında dahil olabiliyor ve KOBİ'lere yardımcı olabiliyorsunuz. Kesinlikle. Böyle anlıyorum. Kesinlikle. En başından planlama yaptığınız müşterileriniz de var anladığım kadarıyla ama süreç yani içerisinde de destek olduklarınız da var. 7-8 ay sürece beraber çalışarak bütün lojistik stratejilerini beraber planladığımız firmalar da var ki onlarla tabii gelişme çok daha sağlıklı oluyor ama onun dışında da kendi araştırmalarını, kendi yapılandırmalarını yapmış. Hemen bizle hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan firmalarımız da oluyor. Ama planlama bu işte hakikaten önemli. Ön araştırmalar önemli. Doğru pazar seçimi çok önemli. Ama biz yani bütün KOBİ'lerimiz rahat olsunlar. Şu anda hedefledikleri önemli bütün e-ticaret pazarlarında biz varız. Hem gönderi hem depolama anlamında. Son olarak öne çıkan trendleri sorayım. Rekabette avantaj elde edebilmek için bu trendleri takip etmek son derece önemli. Yani sadece lojistik açısından, e-ticaret açısından değil, tüm yaptığınız işlerde bu böyle ve dünya çok hızlı değişiyor gerçekten. Siz de hızın altını çizdiniz. Sizin hizmet verdiğiniz şirketler, yani bugün ihracat yapan şirketler için de, ihracat yapan genel olarak şirketler için de hız çok önemli. Dinamikler çok hızlı değişiyor çünkü. Başka hangi faktör önem kazanmaya başlıyor ya da kazanacak, yeni dönem için hazırlık yapacak ihracatçılara ne söylersiniz? Açıkçası bizim şu anda Türkiye'nin üretim gücü gitgide daha da ön plana çıkıyor. Çünkü bir noktada uzun yıllardır Çin bu konuda neredeyse bütün dünyanın üretim lokasyonu, fabrikası gibiydi ama yavaş yavaş orada da üreticiler ve firmalar ve satıcılar oraya tek başına güvenmekte risk görmeye başladılar. Burada bizim gözlemlediğimiz iki ülke birazcık e-ticarette ön plana çıkıyor. Onlar da bence Hindistan ve Türkiye bu tarafta. O doğrultuda da özellikle bizim üretim avantajımız olan ürünlere odaklanıp onlar için uygun pazarlar bulunması bence çok önemli. İşin kesinlikle tekstil tarafı, giyim tarafı, onun dışında mobilya, özellikle demonte mobilyalar tarafında, ev dekorasyonu konusunda çok ciddi avantajlarımız var. Yani bunları belirttiğimiz takdirde ve onların üzerine yoğunlaştığımızda ve hem de kaliteli de ürün de yapabiliyoruz. Bunların içerisinde markalaşma yapıldığı takdirde ben bu e-ihracatın önümüzde çok çok açık olduğunu ve daha emekleme safhasında olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi en başından bu yana KOBİ'de siteye Türkiye'nin kıymetli eğitim kurumlarından İstanbul Gedik Üniversitesi sponsor oluyor. O yüzden hep gençleri de burada kapsamaya çalışıyorum. Son olarak hem bir girişimci olarak hem de yeni iş alanlarında faaliyet gösteren bir yönetici olarak genç arkadaşlarımıza neler söylersiniz? Bu alanda fırsatlar var mı? Nasıl kendilerini geliştirebilirler? Son iki dakika onu tabii konuşalım. Ya bu alan çok önemli ve önü çok açık. O yüzden yani tabii ki yabancı dil çok önemli. O konuda kendilerini geliştirebilirler.
geliştirmeleri ve bu doğrultuda e-ticaret ve ihracat konusunda burada zaten eğitim alan güzel üniversitelerimiz var ve bu alanlarda staj yapmalarını çok öneririm ve biz burada bu imkanları çok veren bir yapıyız. O yüzden bize lütfen ulaşsınlar. Sadece hani İstanbul bazlıyız ama aslında bütün Türkiye'yi kapsayan bir hibrit çalışma modelimiz var. Çok sayıda bizim farklı illerde, Antep'te, Diyarbakır'da, Bursa'da, Denizli'de, Eskişehir'de çalışanlarımız var. Çalışanlarımızın yarısı Türkiye'nin değişik bölgelerinden çalışıyorlar. O yüzden onların da hepsine açığız. Lütfen bize başvursunlar. Genç bir ekibiz. Genç bir ekiple de büyüyoruz. O yüzden kendilerine hem staj imkanı hem de çalışma imkanı vermek çok isteriz. Aynı çünkü zamanda çalışan olarak çok hızlı büyüyoruz. Yurt dışı da yani bir bu tip işler bir dünya vatandaşı olmak ve uluslararası piyasalarda çalışabilme kabiliyeti açısından da son derece kritik diyorsunuz ya, bir global şirket olmak istiyoruz diye. Artık bunu hedeflemeyen şirket kalmadı gibi bir şey değil mi? Kesinlikle. Yani bizim de bu şu anda da zaten Amerika ve İngiltere ofislerimizi açtık. Yakın zaman içerisinde Almanya'da ve Dubai'de de ofisleri açacağız. Buradaki çalışanlarımızı orada da değerlendirebilmek istiyoruz. O sebeple yani hakikaten buradaki yetenekli ve kalifiye iş gücü tarafı çok önemli. Biz de ona destek olmak istiyoruz. Alpineciğim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Türkiye'deki KOBİ'lerimiz çok girişimciler, çok aktifler, hızlılar ve bütün bu süreçlerde özellikle e-ticaret, e-ihracat tarafında faaliyet gösteren şirketler için birlikte iş yaptığı uzmanlar son derece önemli. Hıza hız katmak açısından e-ticaretin lojistiğinde bugün Navungo gibi bir danışmanı tanımış olduk hep birlikte. Herkese kolaylıklar diliyorum ve gelecek hafta yine aynı saatte yine ihracat konuşacağız ama bu sefer ihracatın finansmanına daha ağırlıklı bakıyor olacağız. Buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bloomberg HT ekranlarından ayrılmayın.